Merhaba, iyi akşamlar canlarım, iyi akşamlar. Hepinizi öpüyorum. Bu sefer elimde çayım var. Karıştıralım çayımızı. Kaç şu an saat? Kaç? 11'e çeyrek var. Herhalde 2 saat oluyor mu yayın yapalı da? Evet, bir akşamımız nasıl geçiyor? Yarın sabah da çekeceğim. Sabah erken çekeceğim. Feyza burada kendi kendine. Masasında ikimiz kızımız odamızda. Saat kaç dedik? 11'e çeyrek var. Biz daha oturuyoruz. Televizyon seyrettik. Ne seyrettik? Çarpık birey seyrettik. Bitti. Hemen başladım bunu çekmeye. Bilgisayarım şöyle karşımda. Arada bir oradan oyunlarıma bakıyorum. Oynadığım oyunlar var. Salim çay demiş. Ellerine sağlık. Bir bardak da çay aldım. Az önce bir bardak içtim, bir daha aldım. Ha, evet, bak doğruladı. Az önce bir bardak içtim, bir tane daha aldım diye. Gelsene yanıma. Neden? Şimdi. Hani akşamımız nasıl geçiyor? Feyza'la böyle biz kapımızı kapatıyoruz. İçeri sıcak olmadı mı? Oldu. Aç birazcık hadi. O orada yazı masasında, ben yatağımda, bir televizyonda, bir de şeyde, bilgisayarda. Saat 12'ye 1'e kadar ikimiz burada tıngır tıngır oturuyoruz. Bazen ikimiz çekirdek çıtlıyoruz. Üf, onun da sesi. Akşamlarım böyle geçiyor. Sizinle canlı yayın yaparsam, yaptık. Tabii canlı yayında birazcık gene sürtüşmelerimiz oldu. Aman kız boş ver, Özlem dellenme, yavrum dellenme. Bırak millet ne derse desin. Ya bırak, biz yavaş yavaş ilerliyoruz gidiyoruz. Onlara ne? Neydi kız onun adı? Mürvet. Mürvet miydi kız? Yanlış söylemeyeyim gene. Vallahi ben görmedim bile. Hiç görmedim. Hani akşamımızın nasıl geçtiğini, böyle bu şekilde geçiyor. Genelde dışarıya çıkmazsak akşamlarımız. Biz Feyza'la ikimiz burada yatıyoruz. Onlar salonda. Arada bir Belgin geliyor kapıdan bakıyor. İsmail geliyor kapıdan bakıyor. Yaşıyorlar mı? He, biz yaşıyoruz mu diye bakıyorlarmış. Bak bak bak. Sen ne yapıyorsun? Bak bu da bak 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 bak. Neler yapıyor bu da? Bak bak bak. Kuzucağızıma diyorum git bana çay koy, çay getiriyor. Hadi çekirdek yiyoruz bazen. Çekirdek getir. Çekirdeğimizi izliyoruz. Çekirdeğimizi de izliyoruz. Çekirdeğimizi yiyoruz diyeceğim ya, izliyoruz dedim. Ay hiç gülesim yok. Burası ikimizin dünyası. Arada bir işimiz düşerse dışarıya çıkıyoruz. Ya lavaboya çıkıyoruz ya mutfağa bir şey almaya çıkıyoruz. Odada tuvalet olsa dışarı çıkmayacağız abi. Banyo olsa. Aynen. Yine salona biz gitmeyiz Belgin'lerin yanına oturmaya. Bir erzak alırız şuraya. He, bir tane de dolap şuraya. Ay, evet. Böyle geçiyor. Canlı yayınımızda neydi? Kıskançlık biliyorsunuz. Zaten hemen o canlı yayın bir saat sonra televizyonu seyrettikten, program bittikten sonra başladım bunu çekmeye. Kıskançlıktı. Aman başlığı neydi benim canlı yayınımda? Bak unuttum. Yarım saat dedikodu yapalım. Oydu herhalde. Evet, hemen onun arkasından çekmeye başladım. Kıskançlık dediniz. Özlem'le Özge'cim miydi? Neydi? Ama hakikaten kız. Benim rahmetli eşim de aşırı kıskançtı. Öyle böyle değil. Bizim çok, ben onlara anlatmadım. Çok biz karakollara mesela düşmüşüktür. Hele bir tane seni hiç unutmam. Anlattım mı bilmiyorum. Sen müzik mi dinliyorsun? Hı hı. Kulağın biri de bende olsun. Ha, tekine bak, teki bende olsun. Luna Park'a gitmiştik. Herhalde anlattım benimle. Bilmiyorum anlattım mı, anlatmadım mı? Neyse biz rahmetli kaybettiğim ablamla ikimiz annenin eteklerine bindik. Herhalde anlattım onu ya, neyse. Herkes bağırış çağırış, müzikten ses gürültü, gırla. Kim kimin dediğini arkadan seslense bile duymazsın. Arkamızda da iki tane herhalde erkek vardı. Herkes kahkaha atıyor, gülüyor. Biz de gülüyoruz. Biz aşağıya indik ama eniştem sakindi. Benim rahmetli delilenmiş. Saldırdı üstlerine. Laf attı. Atmadı. Beni çekti kenara, atmadı. Olduk karakolluk.
Luna Park'ın karakolu. Gittik şimdi onlar önden gidiyor tabii. Şikayetçiler, polisler geldi aldı götürdü. Bana diyor kenarda attı diyeceğim. Ya nasıl yalan söyleyeyim ben şimdi milletin günahını Söyledim nasıl ama. yiyeyim? He? Anlattım. Anlattım değil mi? Bak anlatmış. Neyse ondan sonra gittik. Ben tabii doğruyu söyledim. Evde tabii bizim gene bir patırdı. Mesela bunun gibi. Benim Ebru mesela 5,5 yaşında Ebru okula başladı. Bizim Bursa'daydık o zaman ev sahibi. Öğretmendi. Kendileri bahsetmişti. Kayıt yapmadan aldılar ama dediler hani bakarız durumuna kaydederiz. Hakikaten de hırslıydı, kaydettiler sonra. O zaman 5,5 yaşında mı vardı, 7 yaşındaydı. Millet 8 yaşında bile yazılıyordu. Ebru'nun da bizim ayakkabılık ayağına düşmüştü. Ayağı tam bilek yerinden, üç yerinden çatladı. Yani kemik çatladı. Okula gidemeyecek, ağlıyor. Hırs var çocukta. Alçıya alındı. Neyse babamız bir getirdi götürdü getirdi götürdü derken bazen işi oluyordu ben gidiyordum almaya. Giderken tabii o zaman nerede cep telefonları evden çıkarken haberleşiyorduk. Belki bugün benim işim bitmez sen hani git diye. Biz yolda ben okula gidiyorum hızlı hızlı önden. Gittim ben erken çıktım Ebru'yu aldım geliyor. Arkamda da iri yarı uzun birisi ama arkada arada mesafe var yani. Hani öyleydi, aşırı dereceydi kıskançlığı. O da ben gelmem diyerekten diye karşımızdan geliyor. Ama nasıl hızlı geliyor? Ben de dedim bu o kadar sinirli geliyor ki korktum yani ne oldu diye. Bizi geçti arkamda pataküta bir döndü. Yani o kadar böyle huyluydu. Bize lafa ya sen de karşıdan ben duymadım da sen nasıl duyuyorsun karşıdan? Hani bu tür şeyleri çok vardı. Biz mesela Antalya'ya geldik. Antalya'da gördüğünüz yerlerde denize asla giremezdik kalabalık diye. Arabayla mesela biner tenha yerlere giderdik. Hiç unutmam bizim o zaman çok ailece görüştüğümüz hala arada bir görüşüyoruz Sıdıka diye. Ama gece 2 olsun, 3 olsun birbirimize gelip giderdik. O kadar samimiydik. Arkadaşımız vardı. Onlarla beraber bir de rahmetli ablamı zaten ayırmazdık. Denize gidelim dedik. Sıdkı dedi ya Konya altına gidelim, uzağa gitmeyelim dedi. Zaten gidemezdik. İki posta yapacağız. Bizim arabayla almazdı. Gittik. Anam o etrafımda dört döndü, dört döndü. Bir burama geliyor, oturuyor. Bir burama geliyor, oturuyor. Bir önüme geçiyor, bir arkaya geçiyor. Yani belki ne diyeceğim, nasıl diyeyim? Metro olarak da bilmem de bir sokak ilerisi gibi bekarlar vardı. Ta gitti onları kaldırdı. Burada aile oturuyor, buradan gidin diye. Lan plaj bizim mi? Bize mi ait? Anlamaz. Aa. Kız bunun gibi daha neler neler. Aa ne o? Mesela akşamları ben onu beklerdim. Bahsetmiştim yayında. Giyinirdim çocukları erken yatırayım. İşte yemeği beraber yiyelim, mum yakayım, edeyim. Kapıyı açarım. Beni süslü görsün. Bir morali bozulur. Biri mi geldi? Ya kim gelecek? Hazırladım. Ya bunun gibi çok böyle değişik değişik huyları vardı. Kıskançlık yüzünden. Aman yarım saat dedik gene 50 dakika oldu ama belki de uzayacaktı. O dengesizin yüzünden olmadı. Aman neyse boş ver. Akşamlarımız Feyza alan böyle geçiyor. Onu dedim. Sabah kalktım dedi. Sabah kalktığımı, kahvemi yaptığımı, sabahımı nasıl geçirdiğimi onları da çekeceğim. Tabii Feyza gidecek o zaman. Gerçi kalkıyorum ben Feyza'la bir de. Kız gelsene yanıma şuraya biraz. Hadi. Aldık ya şey. Ne o? MP4. Anlamam. MP4'müş. Kulağının birinden çıkmıyor. Hep onu dinleyeyim. Söz verdim. Dili çıkaran adamı da alacağım ama. Neydi kız? Einstein. Ben bir çıkarımdan ne ya? Benim dilim dönmüyor ama. Neymiş? Einstein. Einstein. Einstein'den dil çıkaran adam diyorum geçtim ona boş ver.
alacağım onu çocuğuma haftaya. Bir çıkardığı fotoğraflı bir tişörtü vardı. Anneannem onu gördü, hiç çıkaramadı, alıp duruyor. Neymiş? Neymiş? Bak Einstein. Benim soluğumun Einstein. Su içtin, kapağını kapat. Einstein'mış. Ne bileyim, ben gördüm oradan, tişörtlere bakıyordu. Vardır blokta. Adam da diyor kara cahil. O kelimeyi dedi mi? Vallahi dükkanı yıkarım onun başını. Dedi mi, ben duymadım. Doğru söyle. Demedi de öyle baktı yani. Ha, öyle bakmış. Normal bakar ya Einstein'ı. Ben siyah beyaz biliyorum. Böyle diken diken saçları. Dil çıkarak öyle görsen bilirim. Baktım orada tişörtte baskılı dilini çıkarmış böyle kocaman. Dedim dili çıkık adam, ne yapacaksın o tişörtü dedim. Aman neyse. Akşamlarımız böyle geçiyor işte. Ha Feyza, benim şu şeyin o jaklerde o şeyin adı ne onu okusana, ben okuyamıyorum. Özlem ablan sorduydu. Bittiydi ya, ondan alacağım ben gene. Rise Beyoncé. Dur söyle. Şişeyi de al. Onu Özlem ablan sorduydu da gösterdim de. Ben okuyamam. Dilim dönmüyor benim öyle şeyleri. Birazdan balkona çıkarım. Ne yapacağımı biliyorsunuz. Heh, neydi bu? Rise Beyoncé. Özlem abla sana söylüyor. Özlem abla sana söylüyorum. Rise Beyoncé. Vay. O da şey, Jagler'in değil mi? Hayır. Ha değilmiş kız, o onun değilmiş o. Jagler farklı, Beyoncé farklı. Ama ben ondan alacağım. O bitsin onu götüreceğim de, o çok güzel. O benim hoşuma gidiyor. Evet, akşamlarımız böyle geçiyor. Sabah nasıl geçiyor? Onu yarın sabah erkenden kalktığımda saat kaçta kalktığımı da yazacağım. Ne yapıyorum? Yataktan kalkışımı göstermeyeyim. Kız yatağı toplar ki gösteririm de. Ya deli ya, bak karşımda ne yapıyor? Hareket yapıyor ya. Sen okunacak şeyin yok mu da onları kurcalıyor? Okuyacağım işte. Ondan mı boyuyor? Okuyacağım yerleri boyuyorum. Okuma, boyamadan oku. İşaretliyor. Bazen böyle didişiyoruz, kavga ediyoruz bundan buradan. Gerginden Salim oradan duyuyor da is bir karışmıyorlar bize. Bir kavga ediyoruz, bir barışıyoruz, bir barışıyoruz ikimiz. Ama küstürmüyoruz değil mi kızım? Bak asla küstürmeyiz. Yarın gel de çıkalım dışarıya gene. Canım bir şey almam çıkarız. Bak alıştı, ne alacağız diye. Kız bir şey almam çıkacağız, gezeriz. Ama 3-4 tır hep bir şey almaya çıkıyoruz. Bir epidürde almaya çıktık. Almaya çıktık. Onu istedin diye aldık. Hani Haydar'a bakmaya gidelim. Sen de iyi alıştı bu da Haydar'a. Ha Haydar da Haydar. Çok güzeldi ama. Güzel de ben ama şey yapamıyorum. Yani ne bileyim, evin içinde de nasıl bakılır o. Biz hani iyi bakıyorum diyor da hani. Hani ne kadar iyi baksa. Biz de bakıyorduk. Annem de o kadar temiz bakıyordu ama yine kokuyordu. Ördek ama onun hayvanı hiç kokuyor. Dışarıda da ondan Feyza. Dışarıda olması bir şey değişmiyor ki. Kuryelerin de nereye astı? Ben dedim sana gel. Gel paşa. Gel anneanne. Kapımızı kapat ama. Aferin. Dedim ya arada bir bizi bir dolanıyorlar diye. Öp anneanneni. Ben de öpeyim anneannem. Arada gelir paşam, dolanır bizi. Ne yapıyorsun, odanda mısın? Ha bugün kapımızı kapat anneanneciğim. Odandaki klimayı kapattın mı? Evet. Evet, bugün gene bizim evimizden usta eksik olmuyor. Klima almıştı Belginler. Salondakini değiştirdiler. 3 klima vardı. Oldu 4. 650 milyon elektrik az geliyordu. 750 gelsin diye 4.'yi aldılar. Elektrik öyle geliyor bize. Bizim oda hep çalışıyor. Salon öyle. Belginlerin oda öyle. Bir tane aldılar. Salona taktılar. Salondakini İsmail oluyor. Oldu 4. Şimdi gelir 750. Salim çalışsın. Belgin gündüzleri koştursun dursun. Reklam işini. Ha bir de öyle diyor Belgin. Bizim klimamız iyi. Bunu değiştireceklermiş. Ya bırak dedim, ne değiştireceğini. Çok harcıyor diye. Ya git bu klima, klimadır neyini azını çoğunu sende. Baban klimayı aldı, her yerleri açtı. Klima büyük diye kapıyı sonuna kadar açıyor. Her yeri soğutmaya çalışıyor. Salim açmış kapıyı. Dedim kapı ne açık, klima çalışıyor. Zaten bizim buraya çalışıyor. O yüzden
ifadesini çekecektim. Kimi? Annem ay, böyle evet baktı ya. Ev eşi gözükmek istemediği için dedim öcü ya. Öcü görmüş gibi. Öcü görmüş gibi dedim ya. Arada bir onlar dolaşıyor. Biz çıkmıyoruz. Şimdi birazdan çekirdek yeriz kızımla biz. Bir saat kadar. Anam saat 11'i geçmiş. Bak saat 11'i 1 geçiyor. Biz daha çekirdek yiyeceğiz Feyza abla. Ben yemem. Belgin geldi. Kapıyı açtı. Baktı gördü. Ben konuşuyorum. Bunun adı gitti kapıda. Sen niye yemeyeceksin? Çok sivilce yapıyor. Evet cancağızlarım. Ne yapalım? Yarın sabah da bu akşam geçirdiğimiz ama her akşamımız böyle geçmiyor. Daha renkli de geçiyor. Bir dahakine daha farklı çekeriz. Feyza'yla daha başka şeyler yaptıklarımızı çekeriz. Akşamlarımız nasıl geçiyor diye. Ama sabah kesin Feyza'nın suratını görmeyin böyle. Bak çekecek. Kalkıyor yataktan. Çekersen videoyu izlemezler. Onu çekeceğim sabah. Giderken çocuğumu geçirin. Ben ne yapıyorum sabah? Onları çekerim. Şimdilik hepinize iyi geceler, öpücükler. Rüyanızda beni görün. Teyzayı değil. Öpücük. Evet, görüşmek üzere.